Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Kulağız dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Hayırlı sabahlar. Evet, bugün 19 Ocak, haftanın son iş günü, Cuma. Hayırlı bir gün. Bir kere daha hayırlı cumalar dileyelim. Bir kere daha aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı hatırlatalım. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve tabii ki şu an görevleri başında bizleri korumak için hayatlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve polis teşkilatına buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Münbiç için ve tabii ki diğer bölgeler için de sınırımızda sınırlarımızı koruyan tüm askerlerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz. Yüreğimiz onlarla birlikte ve inanıyoruz ki onlar büyük dualar eşliğinde kendilerini koruyan bir kalkan olacak ve biz sınırlarımızda bizleri korumak için hayatını ortaya koyan tüm Mehmetçiklerimize, tüm polis teşkilatına buradan bir kere daha selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve ben direkt Münbiç dedim Ezel, çünkü Münbiç'te içinde, Münbiç'te de sıkıntılar var, terör örgütleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri geri adım attı diye haberler yapılıyor ama yok öyle bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece her zaman olduğu gibi yalan söyleme alışkanlığını bir kere daha iğneliyor. Bakın çok açık ve net yalan söylüyor. Yani bizim bürokratlar bunu söyleyemiyor biliyor musun? Bizim de öyle bir rahatlığımız var. Onların söyleyemediği, söylemek isteyip de söyleyemediği cümleleri biz buradan söylüyoruz. Yalancısın Trump. Yalancısınız Trump yönetimi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi yalancı. İnanmıyoruz ve onların teröre olan desteklerini hala kalkıp DAEŞ'i bitirmek için diyor ya, ben inanın ki buna üzülüyorum. Yani insanların gözünün içine baka baka nasıl böyle bir yalan konuşur insan? İnsan konuşmaz gerçi. Yalanı konuşmaz insan. İnsanların gözünün içine baka baka yalan konuşmaz zaten insan. Konuşuyorsa zaten orada bir durum var, bir sıkıntı var. Evet, buradan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı şiddetle kınadığımızı, teröre olan ilgisini, alakasını bir an önce kesmesini ve en yakın zamanda, en kısa sürede akıl sağlığı noktasında bir check-up yaptırmasını temenni ediyoruz. Yaptırmış mı? Sağlıklı mı demişler? Vallahi mı? Yani Trump üzerlerine baskı kurmuştur. Benim Türkiye'deki hastanelerim yapsın bunu. Yani Amerika'da akıl ve ruh sağlığı, bak yani demek ki aynı şeyi düşünüyoruz Amerikan halkıyla. Amerikan halkı da adamın bu şekil davranışlarını pek akılcı bulmuyor. Akıl sağlığı yerinde değildir diye. Adam da gitmiş tabii. Dolarları basınca istediğin raporu alıyorsun. Değil mi Ezel'ciğim? Yani adamlarda para gani gani biliyorsun. Habire basıp veriyorlar ortaya. Evet. Ve sevgili izleyicilerimiz, tabii işte sınırlarımızdaki gelişmeler ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarından sizlere aktaracağımız haberler arasında yerini alacaktır. Yerel gazetelerimizi aktaracağız. Bugün sabah çok böyle karanlık, kara bulutların olduğu, bugün de yağışlar olacak mı diye düşünürken güneşli bir Mersin'e merhaba dedik hep birlikte. Güzel bir hava böyle devam edecek diye düşünüyoruz.
Bugün aynı zamanda haftanın son iş günü olduğu gibi aynı zamanda öğrenciler içinde sömestri tatili. Sömestri ne demek özel? Yarı yıl tatili. Yarı yıl tatili. Evet, karneler alınacak. Eski heyecanlar yok özel. Yani eskiden karne heyecanı vardı, şimdi karne heyecanı yok. Ne bileyim yani çok şeyin heyecanını yaşamıyor şimdiki gençlik. Aslında bizim kadar şanslı değiller diye düşünüyorum. Çünkü her şeye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. İşte bazen mutlu olmak için zor ulaşmak gerekiyor o hedeflere, isteklere, arzulara. Bu yüzden herhalde tatlı oluyor, herhalde bu yüzden daha verimli oluyor, bu yüzden daha çok haz alıyor insan. Evet, tüm öğrencilere buradan yarı yıl tatilinde iyi bir yarı yıl tatilini değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Mutlaka kitap okuyun diyeceğiz ama röportajlarımızda kime mikrofon uzatıldıysa herkes mutlaka boş vakitlerinde kitap okuyor. Daha çok kitap okuyun diyelim o zaman. Ve lütfen huzur evlerini ziyaret edin sevgili gençler. Anne ve babalarınızla şöyle onların çocukluklarında yaşadıklarını, neler yaşadıklarını, bu kadar şanslılar mıydı bunu sorun. Her istedik ben gidiyorum. Düzenli bir şekilde gidiyorum yani. Yani gideceğiz. Röportaja gideceğiz tabii orada. Öğrenci arkadaşlarımız da yarı yıl tatiline girmişken izleme fırsatları olacak. En azından gideceğiz. Huzurevi sakinleriyle röportajlar yapacağız. Sohbetler gerçekleştireceğiz. Onlar için neler yaşanmıştı, nasıl yaşamışlardı onu aktaracağız şimdiki yeni nesile, yeni gençliğe. Çünkü geçmişlerini unutmamaları lazım. Mutluluklar bazen çok çabuk elde edilen şeylerle değil. Aslında zor ve çetin geçen mücadele sonucu elde edildiği zaman aslında o güzellikler, o mutluluklar daha bir heyecanlı oluyor. Evet, bizler de o dönem böyleydik arkadaşlar. Yani şu an meyveyi siz istediğiniz gibi önünüze her çeşit meyve gelebiliyor ama bizde tek bir tane portakal gelirdi, o soyulurdu ve tüm kardeşlere pay edilirdi. Ha, bu yokluktan değildi aslında. Belki de aynı hisleri yaşamak adınaydı belki de. Yani hani elbise konusunda şanslı değildik sizler kadar. Yani eski ince hemen at, yenisini al, yoktu bizde. Büyüklerimizin eskilerini bir an önce yıpranmadan alabilmenin heyecanını yaşıyorduk. Yani bizden önce büyüğün giydiği elbiseyi, ceketi, kaza, gömleği artık bir an önce büyüyelim de onun için eskisini ona yeni bir tane alınsın da onu dua ederdik. Biz kendimiz için değil, abime yeni bir tane kıyafet alınsın diye dua ederdik. Çünkü ondan kalacaklar bize gelecekti ve bizler giyecektik. Eskiden ayakkabılar yırtılınca atmazdık. Ya kendi imkanlarımızla dikerdik ya da işte ayakkabı tamircileri vardı, oraya götürür tamir ettirirdik. Bu kadar rahat değildik, bu kadar kolay değildi hayat ama güzeldi, mutluyduk. En azından birbirimize saygılıydık, büyüklerimize büyük bir saygı içerisindeydik. Yokluğun kıymetini biliyorduk, yokluğun ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Şimdi çok varlıklı olursak çok delirmeyiz, çok şaşırmayız gibime geliyor. Diye düşünüyorum, bilmiyorum yani çok para olunca da birçok insan değişiyor. Evet, işte belki de o yüzden çok paramız olmuyor, değişmememiz gerektiği için. Evet, peki. Geçmiş zaman olur ki de aslında öyle bir bölüm oluşturalım diye bekleyeceğiz. İnşallah yapacağız bu bölümü. Evet, hemen sosyal medyaya geçeceğiz. Tabii bugün bizim için aslında heyecanlı bir günde. Yoğun geçecek bir günde. Yorucu geçecek bir günde ama tatlı bir yorgunluğun geçeceği bir gün. Bugün Cuma ve bugün Almanak programımızın açık oturumu var. Yine Mersin'de yayın yapan gazeteci abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz gelecekler. 2017 yılında Mersin'de öne çıkan haberleri konuşacaklar. 2018 yılına nasıl girmişiz, hangi şartlarda girmişiz, neler yaşamışız son bir yıl içerisinde, 2017 yılın içerisinde. Ve hemen sonrasında da Toroslar Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Hamit Tuna canlı yayın konuğu olacak.
Sayın Hamit Tuna da 2017 yılını Toroslar Belediyesi açısından ve Hamit Tuna açısından nasıl geçtiği yönünde açıklamalar yapacak. 2018 yılına devreden projelerden bahsedecekler. Yani bugün saat 18'den itibaren İçel TV izlemeye devam edin, takip etmeye devam edin. Çünkü dolu dolu bir program. 11-12'lere kadar bugün sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Evet, hemen sosyal medyaya geçelim. Paylaşımlara şöyle bir göz atalım. Bakalım neler paylaşılmış, neler aktarılmış. AK Parti Mersin Teşkilatı paylaşmış. Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırmaya çalıştığı 15 Temmuz direnişini mahkeme salonlarında haykıralım davana sahip çık. Tiyatro diyenlere inat, şehitlerimizin hakkını savunmak için Silivri'deyiz demişler. Darbe girişiminin ilk günlerinde sizi asla unutmayacağız dedik. Davalarına katılarak ispat edelim vefamızı davana sahip çık. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Biz Silivri'deyiz demişler. Ve devam ediyoruz. Yine AK Parti paylaşmış. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi demişler. Ezel'cim, şimdi aklıma ne geldi? Böyle büyük bir masa. Bak şimdi. Çok büyük bir masa. Şimdi düşünsene, genelde kültürümüzde şu vardır. Ne o? İşte tuzluk, işte kimyon veya baharatlar genelde masanın ortasında konur, değil mi? Burada düşünsene masanın ortasında olduğunu. Ve ihtiyacın var. Kimse çok büyük masa çünkü. Bir an o geldi aklıma nedense. Evet, devam edelim. Sayın Burhanettin Kocamaz paylaşmış. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan, ilçe, köy, şehir demeden ve hiçbir yerleşim yerini bir diğerinden ayırmadan halkımızın ayağına kadar gidiyor. Sıkılmadık, el çalınmadık, kapı bırakmıyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle Mersin'imize değer katmaya devam ediyoruz demiş Sayın Başkan. Vallahi sabahın erken saatinde kalkıyor. Yani tebrik ediyorum. Sabahın en erken saatlerinden itibaren yollara düşüyor. Gerçekten takdir ediyorum. Yani aslında hepimizin bunu yapması gerekiyor. Hepimizin işine dört elle sarılması gerekiyor sabahın erken saatinde. Çünkü ölümlü dünya ya. Gerçekten öleceğiz. O yüzden hani hayatı dolu dolu yaşamak lazım. Dolu dolu yaşamak lazım derken bunu deli divane değil de hani daha sağlıklı işlere imza atarak, daha güzel işlere imza atarak yaşamakta fayda var. Çünkü bir gün gelecek, işte bu hayat olmayacak. O yüzden bence erken kalkıp günden daha çok faydalanmaya çalışalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı paylaşmış. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk vefa kampında anıldı denmiş. Ve sporun gücünü kullanarak hem terörü hem uyuşturucuyu yeneceğiz demiş Gençlik ve Spor Bakanlığı. Evet, gençlerimiz aslında onlara spor tesisleri kazandırılarak onların sokaklardaki o zehir tacirlerinin eline bırakmak yerine birçok sportif tesisler oluşturarak gençlerimizi spora yönlendirmemiz lazım. Aslında bu konuda mesela ben hep aynı örneği veririm belki. Emniyet Teşkilatı bu konuda bence çok güzel bir işe imza atmıştı. Çocuk Şube Müdürlüğü. Bir dönem çocukların ödevlerini yine çocuk şube bünyesinde oluşturulan bilgisayarlardan neredeyse bir internet kafeye dönüştürülmüştü. Çocuklar gelsin ödevlerini burada yapsınlar diye. Ona çok büyük ilgi vardı. Sonra yine aynı şube gençlerin spora teşvik edilmesi yönünde halı saha turnuvaları düzenledi. Takımlar oluşturdu. Hatta bu takımlardan, oluşturulan takımlardan büyük takımlara, hani şu Süper Lig'deki büyük takımların altyapısına, onların minikler takımına futbolcular gönderildi mesela. Çok iyi cevherler çıktı, o cevherler gönderildi. Daha büyük imkanlarla, daha büyük kulüplerle değerlendirilsin diye. Gerçekten bu konuda ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ve bu konuda gençlerin sporla birleştirilmesinde çok büyük katkı sağladıklarına inanıyorum. Sayın Lütfü Elvan paylaşmış, bir Türk firması tarafından inşa edilen Senegal Uluslararası Ticaret Merkezi'ni ziyaret ettik
demişler. Senegal'de Maarif Vakfı okullarının açılışını gerçekleştirdik demişler. Ve devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir paylaşmış. Mersin Büyükşehir Belediye'miz tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan uluslararası bisiklet turu Tour of Mersin'in hazırlıkları başladı. Tour of Mersin'in ilk yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi demişler. Evet, Tour of Mersin bu kente büyük bir katkı. Bu kentin tanıtılması noktasında uluslararası çapta hazırlanan bir organizasyon ve bu organizasyona çeşitli ülkelerden sporcuların katılımları söz konusu. Ve en önemlisi de nedir biliyor musunuz? Tour of Mersin'de benim en çok beğendiğim tarafı. Mesela biz bu kentte yaşıyoruz fakat bu kentin bazı güzelliklerinin farkında bile değiliz, görmedik gezmediğimiz için. Tour of Mersin'de oluşturulan alanlar, güzergahlar genelde bu dikkate alınarak yapılıyor. Bir, o güzelliklerden geçiyorlar. İki, güzergahların gittiği yerlerde hizmet üretiliyor. Yani yolu yoksa yolu da yapılıyor. İşte mesela daha önceki dönemde birçok noktada asfaltı olmayan yollar vardı. Bu vesileyle de o asfaltlar da, oradaki eksiklikler de gideriliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın, bence hem kente hem de kentin uluslararası çapta tanıtılmasında çok büyük katkısı var. Bu organizasyonun emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı paylaşmış. Bakan Yılmaz Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı'na katılmış bu arada. Ve Milliyetçi Hareket Partisi paylaşmış. Bazı yazılı görsel medya organlarında toplum mühendisliği yaptığını sanan satılık kalemlerin ve medya maymunlarının ucuz algı operasyonlarıyla MHP ve Kürt kökenli vatandaşlarımız arasına set çekme gayreti içinde olduklarını görmekteyiz. Bu beyhude bir çabadır. Evet, böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani diyoruz ya, siyaset o kadar kirlendi ki, siyaset o kadar laçkalaştı ki, siyaseti artık kendi çıkar ve emelleri doğrultusunda halka yalan söylemeyi adet edindiler. Yani biz buradan Trump'a yalancı diyoruz ama bizim siyasetçilerin de yalancılık boyutu Trump'ınkinden az kalır yanı yok yani. Bizde maalesef siyaset yalan üzerine kurulmuş. Çünkü bizde maalesef ve ne yazık ki siyaset insanların yatak odalarını ifşa etmek üzerine kurulmuş bir siyaset olmaya başladı. Yani Sayın Süleyman Demirel'ler dönemini, Sayın Turgut Özal'lar dönemindeki o mahcup, mağrur ve saygılı siyaset maalesef şimdi mumla aradığımız bir siyaset oldu. Çünkü şimdiki siyasete baktığınızda herkes yatak olarından, ifşalardan, yani memleketin yapılacaklarının ve yapılmayanlarından hesap sormak yerine insanların kişisel, özel, mahrem konularının gündeme alındığı bir siyaset güdülüyor. Bu da tabii ki bizleri üzüyor. İşte insanlar arasında nifak tohumları ekilmeye çalışılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir biz destekliyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızda Sayın Recep Tayyip Erdoğan denildiği andan itibaren böyle bir ittifakın oluştuğu ve bu ittifak neticesinde işte Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile birleştik, Kürtleri baskı uygulayacaklar, Kürtler şöyle, Kürtler böyle gibi bir algı oluşturmaya başlandı. Ama bu yanlış bilgiler tabii ki. Hiçbir parti sınıf ayrımı, insanların köken ayrımı yaptığına inanmıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, AK Parti'nin de ırkçılık yaptığına inanmıyorum. İnsanları bölmeye çalıştığına da inanmıyorum. Fakat işte siyaset devreye girince her şey mübahtırı kullandıkları için üzülüyoruz, uyarıyoruz siyasi partilerimizi. Lütfen propagandalarınızı yapacaklarınız ve yapılmayanların sorgulanması noktasında dizayn ederseniz daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Paralı otoyol ve köprü geçişlerinde işletici firmalar gerekli sistemi düzgün kuramadığı için araçların HGS'li olup olmadığı ayırt edilemiyor ve sürücüler 10 kart ceza ödemek durumunda kalıyor. Bu sıkıntıyı çözmemiz lazım diyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyu gündeme taşıyor. Ve İsmail Faruk Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi'ne soruşturmalar hızla tamamlanmalı, haksız ve mesnetsiz yere açığa alınan veya ihraç edilenler mağduriyetleri artmadan süratle eski konumlarına getirilmelidir diye açıklamada
bulunmuş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet. Ve Mersin Valiliği paylaşmış. Mersin Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali Ali İhsan Su Başkanlığı'nda toplanmış bu arada sevgili izleyicilerimiz. 20 SODES projesi ile bir güdümlü projenin finansman sözleşmelerini Valimiz Ali İhsan Su Başkanlığı'nda yapılan imza töreniyle imzalandı diyor Mersin Valiliği paylaşmış. Ve Nohut paylaşmış, yüksek yüksek tevilere ev kurup kafamı dinlemek istiyorum demiş. Ressam Bob da şuraya artık mutluluktan uyuyamadığımız günleri çizelim demiş. Şimdiki uyku düzensizliğinin en büyük etkenlerinden bir tanesi de ellere var da bize yok mu şarkısının çok sıkça söyleniyor olmasından kaynaklıdır. Yani ben implanta taktım ya bir kere. İmplant onlara var da bize niye yok? Yani onlar derken ayrıştırmadan kastım yok. Yani biz anayasada hepimiz eşitiz ya, o açıdan bahsediyorum. Yoksa o, bu, şu diye ayırt ettiğimden değil aslında. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı paylaşmış. Geleceğimizi zehirlemeye, toplumumuzu yozlaştırmaya ve ülkemizin enerjisi olan gençlerimizi uyuşturucu müptelasına düşürmeye çalışanlara asla ve asla göz açtırmayacağız. Hani olsun bugün terör birinci gündem maddesi olarak konuşulmuyor. Ancak henüz işimiz bitmiş değil. Gece gündüz yaz kış demeden taarruz esaslı mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz. Terörle mücadeledeki kararlarımızı bütün dünya ülkelerinin açık ve net olarak görmesini istiyoruz. Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele aslında Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyor. Hudutlarımızın güneyinde bir terör ordusu oluşturmasına izin vermemiz söz konusu değildir. Milletimizin can ve mal güvenliği için uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü tedbir hemen alınacaktır. Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gecesi kahramanca mücadele ederek gazilik mertebesine erişen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'la bir araya geldi. Uzun bir aradan sonra biliyorsunuz yoğun bakımda çok uzun bir süreç geçildi. Yakın mesafeden hain FETÖ'cüler yakın mesafeden başına iki el ateş etmişlerdi. Ve çok şükür artık hayata tutundu ve toplantıya katıldı. Dün de Sayın Başbakan kendilerini onur ettiler katılımlarından dolayı, kendilerini aralarında görmelerinden dolayı. Emniyet Genel Müdürü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı alnından öptüler. Evet ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hemen yerel gazetelere geçiyoruz. Yerel gazetelerin ilk sayfalarını paylaşacağız. Mersin gazetesi metal işçileri 1 Şubat'ta grevde diyor. Logo üzerinden verdiği haberde Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu 1 Şubat itibariyle grev kararı alacaklarını duyurdu. İlk defa takımın kasasında para olduğunu görüyorum demiş Mersin İtmar Ürdü Kulüp Başkanı Hamit Yüzol. Ben 25 yıldır Mersin İtmar Ürdü'nün öyle ya da böyle içindeyim. İlk defa takımın kasasında para olduğunu görüyorum demiş. Gemi seferlerine fırtına engeli Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan feribot ve gemi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi. 23 gözaltı var. Kumar operasyonu gerçekleştirmiş. Düzenlenen kumar operasyonunda 23 kişi suçüstü yakalanmış bu arada. Ve devam ediyoruz. Çukurova gazetesi her şey Halime için demişler. Erdemlili vatandaşlar Halime için yağmur aldırmadan bağış kuyruğuna girdiler. Kıbrıs'ta tedavi gören lösemi hastası 9 yaşındaki Halime Gezer Gevikler için memleketi Erdemli'de donör kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yağmura rağmen vatandaşlar kök hücre ve kan bağışı için kurulan bağış çadırlarına adeta akın etti açıklamasına yer vermiş bu arada. Öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile PepsiCo tarafından imzalanan protokol gereğince Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin iş hayatına hazırlanması
ve mesleki farkındalıkların artırılması için PepsiCo tarafından Okul Sanayi İşbirliği Programı hayata geçirildi denmiş. Ve Güney Gazetesi metal işçileri eylem yaptı diyor. İşçiler %3.2'lik zam teklifini protesto etti. Grev kapıda deniliyor. Ve dev projede sıra ihalede Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kente kazandırılacak raylı sistem projesinde çevresel etki değerlendirme süreci tamamlandı. Sıra ihale ve ilk kazmaya geldi haberine yer vermişler. Mersin'de 35 araç trafikten men edilmiş bu arada. Ve devam ediyoruz Haberci Gazetesi. Vahim iddia diyor. Kızları polis kurşunuyla ölen acılı aile delillerin karartılmaya çalışıldığını belirterek sanık polisin en ağır cezayı almasını istemişler bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet ve hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Mersin gündemine dair bilgileri aldıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba, günaydın. Mersin'de yaşananlarla ilgili bilgiler aktaralım. Tabii her zaman olduğu gibi gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak ayrıntılar. Şimdi Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman baltalı saldırıya uğradı. İş yeri çıkışında makam arabasına binerken. Tabii yaralandı, hastaneye kaldırıldı, tedavisi yapıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman'a saldırıda bulunan kişi olay yerinden kaçtı. O kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Birkaç gündür sıklıkla ekranlarınıza getiriyoruz arı kovanı hırsızlığı. Tabii bu konuya yönelik Mersin ili genelinde de kırsalda jandarma çalışmalarını devam ettiriyor. Jandarmanın yapmış olduğu araştırmada görüldü ki Erdemli ilçesi Ayaş mahallesinde bir arazide 722 adet arı kovanı var. Bu kovanların sahipleri arandı, bulunamadı. Jandarma bunların hırsızlık malı olabileceğini düşündü. Ve yanılmadı, yapmış olduğu araştırmada gördü ki Ayaş'ta arazide, boş arazide gördüğü 722 arı kovanının 412'sinin Erdemli'den çalındığını, 310'ununsa 13 Ocak tarihinde Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden çalındığını belirledi jandarma. Tabii kovanları sahiplerine teslim etti ve bu operasyonda da bir kişi gözaltına alındı. Şimdi yine 16 Ocak tarihinde Mut ilçesi Palantepe mevkiinde iki çiftçinin 80 küçükbaş hayvanını çalan 6 kişi belirlendi ve bu kişiler de gözaltına alındı. Adliyeye çıkartıldı Mut'ta. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi de denetimli kontrollü serbestlik kapsamında salıverildi. Bunu da belirtelim. Şimdi tabii olumsuz hava şartları nedeniyle Taşucu Girne arasındaki feribot ve gemi seferleri durdurulmuştu. Ki hala da öyle. Tabii şu anda Mersin şehir merkezinde hava açık, güneş var gibi bir durumdayız ama hiç belli olmuyor. 10-15 dakika, 1-2 dakika, 1-2 saat içerisinde hava birden kapanıp yağmur yağabiliyor. Zaten meteoroloji uzmanları belirttiler. Bugün öğle saatlerine kadar yine lokal olarak şiddetli yağış ve fırtına, şiddetli rüzgar etkisini devam ettirecek. Ama akşam saatlerinden itibaren hava mevsim normallerine dönecek. Ama tedbir amacıyla tabii ki cumartesi gününe kadar iptal edildi Taşucu Girne arasındaki gemi ve feribot seferleri. Hava o bölgede normale dönerse cumartesi günü başlayacak seferler. Ama dönmezse tekrar bir gün ya da iki gün daha uzatılabilir sefer yapılmaması durumu Taşucu'yla Girne arasında.
Şimdi gelelim sporda neler yaşanacak? Şimdi sporda Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası Mersin'de yapılacak değerli seyirciler. Bugün de başlıyor. 19-20-21 Ocak tarihlerinde Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak. Geçen hafta Santra programına konuk olan, daha doğrusu bu hafta geçen salı günü Santra programına konuk olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş de bu konuya değinmişti. Şimdi bu şampiyonaya tam 70 ilden 494 erkek, 342 kadın sporcu katılacak. Tabii bu sporcuların yanında antrenörler var, teknik heyet var. Tabii 2000-2500'e yakın bir sporcu heyeti Mersin'de 3 gün boyunca kalacak. Bu Mersin açısından tabii ki önemli. Şimdi gelelim Mersin İdman Yurdu'na. Malum Mersin İdman Yurdu'nun olağan kongresi, yapılmak zorunda olan olağan kongre dün gerçekleştirildi Kongre ve Sergi Sarayı'nda. Hamit İzol yapmış olduğu konuşmada, Başkan Hamit İzol yapmış olduğu konuşmada dedi ki biz olağanüstü kongre ile göreve geldik. Bu kongre olağan kongre, yapmak mecburiyetindeyiz dedi. Ve olağan kongrede tek listeyle seçime gidildi tekrar. Hamit İzol güven tazeledi. Yeniden Mersin İdman Yurdu Başkanlığı'na seçildi Hamit İzol. Ve Hamit İzol yapmış olduğu kısa yani konuşmasında dikkat çeken bazı konulara değindi. Örneğin dedi ki herhalde dedi Mersin İdman Yurdu tarihinde ilk kez kasamızda para var. 200 bin Türk lirası para var kasamızda. Ama bu para tabii alacaklılar heveslenmesinler, bu para futbolculara gidecek dedi. Bunun haricinde iyi bir şekilde devre arası kampı yaptık, hazırlandık dedi. A planı, B planı hala devrede dedi. B planı çerçevesinde değerli seyirciler Mersin İdman Yurdu yönetimi Yenişehir Spor'u satın aldı. Amatörde mücadele eden Yenişehir Spor'u satın aldı. İddiaya göre Yenişehir Spor'un adı bir süre sonra İdman Yurdu 33 olarak değiştirilecek. Yani Mersin İdman Yurdu'nun yoluna devam edebilmesi için hamlelere yeni yönetimde devam ediyor. Şimdi Mersin İdman Yurdu 2. ligin 2. yarısının ilk maçı için Diyarbakır'a gidecek. Diyarbakır'da Ahmet Sportif'le karşılaşacak 21 Ocak Pazar günü Mersin İdman Yurdu. Maç saat 13'te başlayacak Seyrantepe Spor Kompleksi'nde. Ve Mersin İdman Yurdu'nun Diyarbakır deplasman masraflarının tamamını da Sur Belediye Başkanlığı karşılayacak. Bunu da belirtelim. Ayrıca şu konuya da değinmek istiyorum. Malum Mersin'de İçel TV'nin geleneği Almanak programı bugün canlı yayında ekranlarınıza gelecek değerli seyirciler. Bugün saat 18'den itibaren Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Mersinli gazeteciler bir araya gelecekler ve Mirza Turgut'un moderatörlüğünde 2017 yılında Mersin'i değerlendirecekler. 2018 yılından beklentileri değerlendirecekler. Tabii bu program sonrasında da Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna yine aynı program dahilinde, aynı mekanda İçer TV'nin konuğu olacak ve Sayın Tuna da 2017 yılı Toroslar ilçesi açısından nasıl geçti, 2018 yılında ilçede kendilerinin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler aktaracak. Tüm bunlar canlı yayında ekranlarınıza gelecek Yunus Emre Kültür Merkezi'nden diyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Evet, Ali Gökhan Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. Mersin gündemine dair bilgileri aktardı. Ardından biz yine kaldığımız yerden yerel gazetelerin ilk sayfalarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada yönetmenim Eda Kaçmaz'a da buradan teşekkür ediyorum. Bu programın bu noktaya gelmesinde emeği çok. Ezel arkadaşımın da rejide çok büyük katkılar var. Onlara da teşekkür etmek istedim bu arada. Evet, veda ediyorum Ezel. Bugün hafta sonu ya, hafta sonu programını yapıyoruz o yüzden. Evet, Çağrı Gazetesi ile devam ediyoruz. Halime yağmur altında umut arayışı var. Birçok vatandaşımız donör olmak için, bağışta bulunmak için yağmur, çamur dinlemeden hemen
bağışta bulundular ve birbirleriyle yarıştılar desek yeridir. Geçiyoruz hemen Hakimiyet Gazetesi'ne. Küçük Halime'ye umut arayışı sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tedavi gören lösemi hastası 9 yaşındaki Halime Gezergevikler için memleketi Erdemli ilçesinde donör kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yağmura rağmen vatandaşlar kök hücre ve kan bağışı için kurulan bağış çadırına adeta akın etti. Ve 73 yaşında gönüllü askerlik başvurusu yaptı sevgili izleyicilerimiz. Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şube Başkanlığı'na gelen 6 kişi gönüllü asker olup Afrin'e gitmek için müracaatta bulundu. Dilekçe verenlerden 73 yaşındaki Mustafa Ongun, vatanını, milletini seven herkesi terörle mücadele etmeye davet etti bu arada. Tebrik ediyoruz. Var mı haberimizde? Evet, izleyelim o zaman. İzleyelim. Bir kere daha gurur duyalım. İşte diyoruz ya, bu ülkenin evlatları, hani her Türk asker doğar sözü boşuna söylenmedi. Hangi yaşta olursa olsun, 7'sinden 70'ine kadar ve sonrasına kadar herkes asker doğuyor bu ülkede. İşte bu yüzden bakın arkamızda da var, sırtımızı yaslamışız. Ayıldızlı bayrağımız var. İşte o ayıldızlı bayrağımızın oluşumu da şehitlerimizin kanlarından alındı. O yüzden hani biz bir ölür bin doğarız. Bunu dost da bilsin, düşman da bitsin. Bizde asker bitmez. Bizde asker bitmez. Onu herkes bilecek. Evet, hemen o haberi izleyelim. Ardından tekrar buradayız. Mersin'de yaşları 25 ile 73 arasında değişen bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemel Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu. Dilekçelerle Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelen 6 kişi gönüllü asker olmak için müracaatta bulundu. Dilekçelerini vermeden önce gönüllüler adına açıklama yapan 73 yaşındaki Mustafa Ongun, vatanını, milletini seven herkese terörle mücadele etmeye çağırdı. Bizler, bu arkadaşlarım, biz gönüllü olaraktan asker olmak için geldik şu anda. Gönüllü şöbemize müracaat ediyoruz. Allah kısmet ederse gidip sınırda memleketimizi koruyacağız ve savaşacağız. Ben 73 yaşındayım. Arkadaşlarım da işte benimle beraber şu anda müracaatımızı yapıp Allah kısmet ederse sınıra gidip bu ülkemiz için savaşacağız. Askerlik Şube Başkanlığı'na Mersin. Konu gönüllü askerlik. İdlib ve Afrin, Mümciç çatışmalarında gönüllü asker olmak kafire karşı savaşmak ve vatanımız, dinimiz için şehit olmak istiyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Aslında herkesin dili oldular. Herkesin yapmak istediğini hani vekil olarak tayin etmişiz gibi oldu. Bir kere daha tebrik ediyorum. Evet, ve Mersin Kadın Gazetesi Türkiye'yi sarsacak utanç listesi, 5 ayda 115 hamile çocuk. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli, 115 çocuğun hamile olduğu saptandı. Aralarında 2003 doğumlu çocuklar bile varmış sevgili izleyicilerimiz. Ve Mersin İMC gazetesi raylı sistemin ihalesi yıl sonunda demişler bu arada sevgili izleyicilerimiz. Mersin'de hafif raylı sistem projesi için 2018 yılı sonunda yapım ihalesine çıkılmasının hedeflendiği bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ulaşım master planına revize ederek hafif raylı sistem projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalara hız kesmeden devam ettiği belirtildi denmiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve Yeni Haber gazetesi Erdemli'de kanalizasyon sorunu çözüldü diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Erdemli'de Alata Mahallesi'nde yıllardır süren kanalizasyon sorunu çözüme kavuşturuldu demişler.
Erdemli Belediyesi'nden okullara destek projesi var. Onu da aktaralım. Akdeniz Gazetesi gönüllü savaşçılar diyor. Az önce görüntülerde de izlediniz. Mersin'de yaşlar 25 ila 73 arasında yaşayan bir grup vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemel Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu. Ve devam ediyoruz. Yeni Güney Gazetesi de çocukları kucaklarında adliyeye sevk edildiler. Adana ve Mersin'de Cano Aşireti olarak bilinen gruba yönelik gasp ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alan 29'u kadın, 42 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlardan bazıları kucaklarındaki bebek ve çocuklarıyla adliyeye götürüldü. Ve Akdeniz Postası da Anamur Milli Eğitim Müdürü emekli oluyor bu arada sevgili izleyicilerimiz. Mantar hasadı yüz güldürüyor demiş. Ama bunda dikkat etmek lazım. Mantardan özellikle zehirli mi değil mi onu iyi çözümlemek gerekiyor. Ve devam ediyoruz. Yeni Doğuş Tarsus, Yeni Doğuş Gazetesi Ticaret Borsası'nda dış ticaret istihbaratı başvuru noktası açıldı haberine yer vermişler. Suriyeli mülteciler için irtibat bürosu yeniden oluşturulacak diyor Sayın Valimiz. Ve Başkan Nurettin Taş üyelerinin güvenini yeniden kazandı. Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Tarsus Elektrik Teknisyenleri Odası'nın olağan genel kurulu gerçekleştirilmiş. Ve böylelikle yerel gazete turumuz sonuna erdi. Hemen ulusal gazetelere geçip Türkiye ve dünya gündemine göz atalım. Bakalım neler yaşanmış. Evet ve ilk gazetemiz Hürriyet. Hürriyet gazetesi de haritalar masada. Moskova'da Afrin toplantısı gerçekleştirdi. Afrin operasyonu hazırlıkları sürerken Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Moskova'ya gitti. Gündemde operasyonun ayrıntıları vardı. Tabi hava harekatı için Rusya ve İran'la da görüş birliği içerisinde olması gerekiyor Türkiye'nin bu konuda. Ve bakın. ABD Dışişleri Sözcüsü Afrin adımını atmayın demiş. Şimdi bak. Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var derken sözcü Nört farklı konuştu. Türkiye'yi Afrin konusunda adım atmamaya çağırıyoruz dedi. Çok korktuk. Yani ablanın güzelliği bile kâr etmedi bu konuda. Yani her şeyi bir kenara. Güzel bir hanımefendi. Allah eşine çocuklarına bağışlasın. Üstelik haberci kökenli bir sözcü. Ama ya abla işte o senin dediğin gibi olmuyor o işler. O işler böyle sizin istediğiniz tarzda yürümüyor. Yani sizin istediğiniz şekildeki bir Türkiye çok eskilerde kaldı. Hani daha önce talimatla kalk deyip kaldırdığınız, otur deyip oturttuğunuz Türkiye yok şimdi. Şimdi farklı bir Türkiye var. Şimdi sizi bile masadan silecek bir Türkiye var. Güzelliğinize aldanmayacak bir Türkiye var. O yüzden yani bu aralar böyle hoşuma gitmeyen açıklamalar yapıp gözümden çok düşüyorsun, onu da hatırlatayım. Devam edelim. Sabah gazetesi ABD'nin kafası çok karışık diyor. Başbakan Yıldırım Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana değiştirmeli açıklamasına yer vermiş. Sınırda eller tetikte bu arada. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat öncesi Afrin ve Menbiş'teki terör hedeflerini obüslerle vurdu. Evet, şimdi bir cümle vardı ki benim çok hoşuma gitmişti. Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti o cümleyi. Demişti ki Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi teröre kalkan olan o bayraklarınızı kendi ellerinizle kaldırın ki o bayrakları size ellerimizle teslim etmeyelim. Bak çok önemli bir cümle. Müttefiğim olabilirsin ama iş benim güvenliğime gelince senin müttefikliğini tanımam. Bayrağa hassasiyetim vardır ama o bayrakları terörü kalkan olarak yapacaksa o bayrağı benim askerim yapacağı operasyonla senin eline de teslim eder. Ezmez. Alır. Orada koruma altına aldığın teröristi yerin dibine gömer ve senin bayrağını alır eline paşalar gibi verir. Al der. Bayrak önemlidir der. Bayrak bir teröristin üstünde kalkan olarak durmaz der sana.
bayrağın ne kadar... Gerçi onlarda yok öyle bir şey. Mesela iç çamaşırı olarak kendi bayraklarını kullanabiliyorlar. Değil mi? Ya iç çamaşırı, mayo, ne bileyim üst, alt, bunu kullanabiliyorlar. Bak bizde o yoktur. Neden? Çünkü şu bayrağa saygı büyüktür. Bu bayrak öyle bir bayrak ki üzerlerinde şehit kanları var. İşte bu bayrak yere düşmez. İşte bu bayrak yere düşmesin diye canının son damlasına kadar mücadele ederiz biz. Ve bu bayrağı biz başımızın üstünde taşırız. O yüzden bayrak önemlidir. Amerika tabii bu mesajı nasıl algıladı, Trump anlayabildi mi ne demek istendiğini ama anlamamıştır bence. Devam edelim. Akşam gazetesi S-400'leri kapatın diyor. Afrin'deki hainleri vurmaya hazırlanan Türkiye, Rusya'dan hava operasyonlarının güvenliği için Laski ve Himim'deki S-400 hava savunma sistemlerinin kapatılmasını istedi. Moskova ile Afrin teması diyor. Özgür Suriye ordusu çatışmaya başladı bu arada. Özgür Suriye ordusu ağırlığını PYD-YPG'nin oluşturduğu DSG ile Münbiç bölgesinde çatışmaya başladı. Kentin kuzeyinde bulunan Muhsinli bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı öğrenildi bu arada. Ve devam ediyoruz. Güneş gazetesi hücre evi gibi diyor sevgili izleyicilerimiz. Baş provokatör diyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı terör örgütlerine yönelik skandal açıklamalarla dolu. PYD'liler için özgürlük savaşçısı, PKK'lılar için arkadaş diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü darbecileri mağdur ilan edip 15 Temmuz kahramanlarını militan deme cüretinde bulundu. Partileri CHP içindeki terör yanlarından duyduğu rahatsızlık PKK ve DHKPC'ye övgüler dizen Kaftancıoğlu'nun il başkanı olmasıyla zirve yaptı. Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelen gidişata isyan eden CHP'liler partimiz işgal altında diyerek genel merkeze isyan bayrağı çekti. Orak Çekişli isyan çağrısı diyor, eşi tarafından polise taş atarken çekilmiş fotoğrafı paylaşılan Kaftancıoğlu emniyet teşkilatına katiller sürüsü diyerek dil uzattı demiş. Eğer İran'la Türkiye karşı karşıya gelirse İran safında olurum diyen CHP'lilerden FETÖ'ye yakınlığıyla tanınıyor. Örgüte ait yayın organlarının kapatılması sürecinde Pensilvanya'ya selam çakıp FETÖ'cülerin avukatlığına soyundu. Ve kumpasın ilk kuryesi diyor, FETÖ'nün Türkiye'yi teröre destek veren ülke ilan etmek için kurduğu MİT tırları kumpasında rol alan Enis Berberoğlu casusluktan tutuklandı. Ve FETÖ elebaşı Fethullah için hüngür hüngür ağlayan CHP'li vekil Mahmut Tanal, örgütün eylemlerinde en ön safta yer aldı. Fethullah'ın talimatıyla Bankasya'ya para yatırıp ihanet çetesinin medya ayağını savundu. Terör örgütü DHKPC'nin beresiyle poz veren CHP'li Ümit Kocasakal, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı aynı bereyi takarak şehit eden el kanlı teröristlerin en son görüşmek istediği isimdi demişler. Ve DHKPC yasçıları diyor, WikiLeaks belgelerinde de kod adı TR-705 olarak geçen ve CIA ajanı olduğu öne sürülen Sezgin Tanrıkulu, DHKPC'li teröristin cenazesine giderek gözyaşı döktü. Yanında adı Buzgate skandalına karışan Gamze İlgezli de vardı diyor gazete haberde. Ve son gazete Yeni Şafak, Afrin Tugayları diyor. 6 yıl sonra güvenli bölge, umut kampı demiş ve Nisan'da biter açıklamalarına yer vermiş gazete ilk sayfasında. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, pazartesi günü de tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Tanır tanıyan beni, horonum, halayım, barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim, taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybek, horon, halay, çayda çırayım. Ben Türkiye'yim, ağıtlarla, halaylarla. Umut olup dikilen ben, ufuklara sökülen ben. Tarih yazıp sayfalara,
türkü türkü yakılan ben.